Ama dediğimiz gibi bu transferlere geçmeden önce de arkadaşlar hemen bir beğeni intromuzu ekrana verelim. Sonra transfer yayınımıza geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen görselimizi ekrana verelim. Çok bomba bir haber. Yani çok önemli bir haber. Bunu paylaşmış olalım. Erden Timur bu transferde Şampiyonlar Ligi kozunu olarak kullanacak. Galatasaray Marco Asensio için nabız yokluyor. Gerçekten benim özellikle Football Manager'da çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ofansif orta saha, sol kanat, sağ kanatta da oynayabilen ama çok iyi bir ofansif orta saha olan bir oyuncu. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Fatih Sultan 1. Erden Timuran'da kahkahayı basmış herhalde intromuzdan dolayı. Havin'de Adem Kara selam kardeşim hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar desteğinizden dolayı diyelim. Hemen Asensio'ya bakalım. Yaşını bilmiyorum. Genç 28 falan olması lazım. 27-28. Marco Asensio. Bakalım 27 yaşında aynen arkadaşlar. Yani 96'lı. Ya ben açıkçası çok beğendiğim bir oyuncu. Onu söyleyeyim size. Ofansif orta saha gördüğünüz gibi. Sağ ve solda da oynuyor. Hatta size şu Transfermarkt görselini de ekrana getireyim. Çünkü benim gerçekten Football Manager'da işte bu Real Madrid'in altyapısındayken falan aldığım ve oynattığım oyunculardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ekranda 25 milyon euroluk bir değeri var. 96'lı 27 yaşında. Ve yani bayağı iyi bir oyuncu. Yani Zaniolo tarzında bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ceza sahası dışında muazzam şutları var. İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Onu sizlere hatırlatalım. Bakalım. 21 maç 6 gol 4 asist arkadaşlar. Bir tane de sarı kart görmüş. Onu da hatırlatalım. Bakın gördüğünüz gibi 1.82 boyu da çok iyi. 25 milyon euro değeri var. İşin güzel tarafı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yani Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız transferlere yönelmiş durumda. Taksite maksite gerek yok abi. Taksite maksite gerek yok. Havin yazmış 30 taksitle alırız. Taksite gerek yok. Bedava abi oyuncu. Sezon sonunda bedavaya alma ihtimalimiz var. Asensio çok büyük bir haber abi. Asensio transferi olursa muazzam bir gelişme olur. Ben bekliyorum. Açıkçası Juan Mata'nın sezon sonunda ayrılmasının ardından Zaniolo inşallah kalır ve devam eder ama Zaniolo'nun da gitme ihtimali var. Biliyorsunuz 35 milyon euro bir serbest kalma bedeli olduğu konuşuluyor. Size bir şey diyeyim mi? Muazzam bir transfer olur Asensio. Üst seviye bir oyuncu. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak olmamızda bunun büyük bir etki sağlayacağını düşünüyorum. Asensio kesinlikle kaçırılmaması gereken bir oyuncu abi. Çok net söylüyorum size. Kaçırılmaması gereken muazzam bir oyuncu. İstatistiklerini de birazcık ekrana getireyim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu abi. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğimiz gibi bakın La Liga'da 21 maça çıkmış. Copa del Rey'de 3 maç. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 maç ve Süper Kupa'da da 2 maça çıkmış. Toplam 35 maç. 8 gol, 6 asist abi. Ya adamın Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol bir asisti var. Düşünün yani 129 dakika topla 257 toplamda süre bulmuş. La Liga'da 6 gol 4 asist. Yani kaçırmamak lazım abi. Asensio muazzam bir transfer olur. Onu sizlerle paylaşalım. Marco Asensio transfer haberi sizlerle paylaşmış olalım. İspanyol yıldız oyuncu inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşir. Yani çok önemli oyuncular transfer edecek gibi görünüyor. Ya abi düşünsenize. Ya bak dün mesela bir planlama bir hesaplama yaptık. Dediler ki Sacha Boey gidecek. Bak Sacha Boey gidecek. Nelson gidecek. Kerem Aktürkoğlu gidecek. Icardi gidecek. Zaniolo gidecek. Başka Torreira gidecek. Bak 6 tane oyuncu gidecek dediler. 6 oyuncu gidecek dediler. Ama şunu unutmayalım abi. 6 oyuncu gidecek ama nereye gidecek? Icardi hariç diğerlerinin hepsi bonservis bedeliyle gidecek. Bak bir de böyle fanatik Galatasaraylı gibi değil de normal piyasa şartlarındaki oyuncuların değerini hesaplayalım. Bak diyelim ki Sacha Boey gitti. Sacha Boey'i kaça satacağız?
Normalde herkes 15-20 milyon arası der. Ben de en az 20 milyona gitmesi lazım. Premier Lig'e gitmesi lazım ama hadi bak 15 milyon euro diyelim Sasha Boye'ye. Artı. Kerem Aktürkoğlu 15-20 milyon arası deniliyor ama ona da 15 milyon diyelim. En düşük hesaptan. Artı. Victor Nelson 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Artı Torreira'da dediğimiz gibi 15 milyona verelim. Çünkü bizim için de 20 ve üstüne gitmesi gerektiği kanaatindeyiz ama Torreira'ya da insaflı davranalım. Hatta birazcık daha garantici olalım. 15 milyon da Torreira'ya yazdık abi. Kim var? Zaniolo. Zaniolo'da abi 35 milyon euro serbest kalma bedeli var. 35'i de oraya yazdık mı? Bakın abi. Bak kaç yazıyor? 105 milyon euro abi. Bu 6 oyuncudan 105 milyon euroluk gelir elde ederiz. Gitsinler abi. Yenilerini buluruz. Hiç sıkıntı değil. Ya Galatasaray bir sezonda 105 milyon euro bonservis bedeli kazandığını düşünsene. Ve bu yönetim bunu alsa yemin ediyorum bak Asensio'lar işte ne bileyim işte Musa Dembele'ler, Firmino'lar işte yani havada uçuşur abi. Çok net söyleyeyim 105 milyon euro gitsin abi giderlerse gitsinler yani. Kimse yanlış anlamasın. Bakalım. Havin 10 seneye yayarak demiş Emre ben taksit seviyorum demiş kesinlikle. Fatih Sultan birinci yerden Timuran'da Asensio sağ kanatta da oynuyor. İyi olabilir. Abi iki kanatta da oynuyor. Yani iki kanat ve forvet arkası. Muazzam uzak. Yani ceza sahası dışından bir şutlar var. Anlatamam yani. İzleyin. Zaniolo giderse Asensio'ya gelir demiş. Sasha'nın serbest kalma bedeli 20 milyon, 27 milyon Emre demiş. Vallahi bilmiyorum abi. Yani dediğim gibi ben sadece insaflı olarak bir bonservis hesaplaması yaptım. Bunun dışında Icardi de giderse bedavaya gidecek. Zaten kiralık oyuncumuz olduğu için. Ama bu diğer oyuncular abi yani baktığımız zaman kaç oyuncuyu da silmişim. Yani bak tekrarlıyorum Nelson, Sasha Boye, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo. Bu 5 oyuncu abi 105 milyon euro. 105 milyon euro en kötü ihtimalle. Onu da paylaşmış olalım. Peki bir diğer transfer haberimize geçelim arkadaşlar. Transfer haberleri bitmiyor. Sizlerden ricamız bak bu güzel haberler için en azından yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmanız. Bunun dışında dediğimiz gibi Galatasaray Spor Kulübü yani yönetimimiz daha çok bonservisi elinde olan oyunculara yönelmiş durumda. Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alfredo Morelos ile ilgileniyor haberleri de var. Yani onun da istiyorsanız istatistiklerini ekrana getirelim. Yani benim açıkçası şöyle ekrana getirelim arkadaşlar. Yani bu da Kolombiyalı oyuncu. Yani fena bir santrafor. Fena bir santrafor ama boyunu ben çok uzun bulmuyorum. Yani birazcık boyu kısa bir santrafor olduğunu sizlerle paylaşalım. Hemen Morelos'un da istatistiklerini ekrana getirelim abi. İstatistiklerini hemen ekrana getirdik. Gördüğünüz gibi Alfredo Morelos arkadaşlar 26 yaşında ama Haziran'da 27'ye girecek. Yani 27 yaşında diyelim. Santrafor oynuyor. 1.77 boyu var. 27 maçta 9 gol, 6 asisti var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım ligde. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç 0 gol. Birisi Şampiyonlar Ligi. Bu da ön eleme. Bir maça çıkmış. Gol atamamış ama bunlar Şampiyonlar Ligi grup aşaması olduğunu söyleyelim. Glasgow Rangers'ta oynuyor. Şu anki aktüel değeri, güncel değeri 7 milyon euro. 26 yaşında 1.77 santrafor olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda kanat forvet oynama özelliği de var arkadaşlar ama benim açıkçası çok tuttuğum bir oyuncu değil. Ama tabii ki de bir yedek santrafor olarak da düşünülebilir. Buradaki en önemli özelliklerden bir tanesi altını çizdiğim gibi arkadaşlar gördüğünüz üzere 2023'te sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Onu da sizlere hatırlatalım ya Okay var ya Emre istatistikçi demiş. Çok teşekkür ediyoruz Okay'a yemin ediyorum. Lakap bulma konusunda üstüne yok. Ramazan Cihangir sağ, Adama Traore, sola Asensio, forvet Firmino, 6 numara Renato Sanchez mükemmel olur abi düşünsene ya gerçekten. Yani forvette Icardi yine kalsın da forvet Icardi bak sağ kanat kimi söyleyelim Zaniolo. Forvet arkası Mertens, sol açık Asensio. Düşünsene abi. 8 numarada da Renato Sanchez. Abi muazzam ya. Yani kafayı yedirtir anladın mı? O yüzden bu yönetim
Yani oyuncular giderse de ben hiç şey yapmıyorum yani. Bu yönetim çok çılgın transferler yapar abi. Ya bak şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Abi şimdi bak sadece ligde bir kupada oynayan bir takıma Icardi'ler, Mertens'ler, Matalar, Rashica'lar, Torreira'lar, Sergio Oliveira'lar geldi abi. Düşünsene yani. Anlatabildim mi? Yani bu oyuncular geldi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Renato Sanchez'ler, Firmino'lar, Adama Traore'ler, Adama Traore'nin de mesela Adama Traore olayını da söyleyelim size. Bu arkadaşı paylaşmış olduk Morelos'u. Bakalım istatistiğini de size hemen ekrana getireyim. Toplamda 27 maça çıkmış 5 gol. Pardon. 27 toplamda 39 maça çıkmış 10 gol, 7 asistle oynamış arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Adama Traore de Galatasaray'ın radarında olan oyunculardan bir tanesi. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Çok önemli. Adama Traore. Hemen ekrana getiriyoruz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bunların hepsi özel bilgiler arkadaşlar. Onu size söyleyelim. Adama Traore ile de Galatasaray çok yakından ilgileniyor. Bakalım. Bakalım aynen. Fatih Sultan, birinci Erden Timurhan. Bizde hiç kısa boylu forvetin tuttuğunu görmedim. Ben minimum 1.82-1.85 olmalı. Aynen abi. O yüzden söyledim ben de ama kanat forvet olabilir. Onu da ekleyelim. Ramazan Cihangir, Emre Sancı, Okan Buruk önümüzdeki sene Avrupa'da nasıl bir performans gösterir? Abi inşallah güzel bir performans gösterir. Eğer gerçekten Avrupa'da güzel bir oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur en azından Avrupa Ligi'ne falan düşersek bence yeterli olur. Tabii ki de biraz gruba da bağlı ama ben Okan Hoca'nın iyi bir yönetim göstermesini istiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz abi? Yani sezon başında söylediğim gibi biz bir Avrupa mücadelesi isteyen bir kulübüz. Bizim kurulma sebebimiz Türk olmayan takımları kazanmak abi, onları yenmek. Anlatabildim mi? Yani o yüzden yani ligde şampiyon olmaktan ziyade bizim Avrupa'da göstereceğimiz performans da önemli. Avrupa'da da güzel bir performans gösterirsek Okan Buruk'la ömür boyu ömürlük sözleşme yapsınlar abi, hiç sıkıntı değil. Ama Ramazan, seninle aynı görüşteyim abi. Tamamıyla aynı fikirleri, aynı soru işaretleri barındırıyorum. Okan Hoca önümüzdeki sene Avrupa'da nasıl bir performans gösterecek? Benim de en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi ama bir Galatasaraylı olarak inşallah güzel performans gösterir. Kısa boylu forvet bizde tutmuyor Emre demiş. Sol bek almamız lazım, sol bek. İlk önceliğimiz sol bek olmalı ve Okay da kadroda önemli. Sadece Okan Buruk değil tabii ki de. Ama Okay düşünebiliyor musun yani bu yönetim nasıl bir kadro verir hocanın eline? Yani onu da söyleyelim. Bunlar da paylaşmış olalım. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adama Traore dediğimiz gibi 1.78 ve Adama Traore ile de alakalı bebek yağı kullandığını biliyorsunuzdur. Onu sizlerle paylaşalım ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu da çok önemli bir özellik arkadaşlar. Ekrana getirdiğimiz gibi Galatasaray şu anda çok önemli oyuncularla ilgileniyor. Bunlardan bir tanesi ekrana getirdiğimiz, sizinle paylaştığımız birincisi Adama Traore, ikincisi Morelos ve üçüncüsü de beni çok heyecanlandıran Asensio abi. Asensio gerçekten çok büyük bir fark yaratır. İnanılmaz kaliteli bir oyuncu. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Beklenti yüksek aynen demiş. Kesinlikle abi. Yani biz Galatasaray'ız. Yani bu yönetim Avrupa'da oynamayan bir takıma bu kadar oyuncu transfer edebildiyse, bu kadar kaliteli oyuncuları getirebilirse açıkçası şunu söyleyeyim. Çok yani Şampiyonlar Ligi'ne giden bu kadroya nasıl bir eklemeler yapar, nasıl şeyler yapar açıkçası çok çılgın yani. Hemen bakalım. Kendimi kontrol ettim Havin. Donmadım, sesim de geliyor. Sana da buradan sevgilerimizi iletelim. Anında yani artık böyle bir şey de geliştirdim. Neydi onun adı? Anında böyle cevap veriyorum. Bakıyorum telefonumdan gerçekten donmuş muyum, donmamış mıyım? Donup donmadığımı zaten aslında ekrandan da StreamYard gösteriyor arkadaşlar. Panelden de görebiliyorum. Trollemeye devam edin. Emricim, eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak Adama Traore yerine 36'lık Dimaria'yı isterim ben demiş. Abi Dimaria da görüşülen oyunculardan bir tanesi. Yani zaten Dimaria birazcık daha şey gibi, daha yakın gibi. Yani Adama Traore'ye göre ama tabii ki de 27'lik Adama Traore mi yoksa
30 küsürlük, 36'lık Di Maria mı? Bilmiyorum abi. Di Maria halen çılgınlar gibi oynuyor ama ben herhalde Adama Traore'yi tercih ederdim. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Abi adam bir de böyle bir bebek yağı sürüyor ya. Tutamasınlar diye. Adam bebek yağıyla çıkıyor ya. Bebek, baby face, bebeksi Adama Traore diyorum ben ona. Bebeksi Adama Traore. Onu da paylaşmış olalım. Siz ses gelmiyor, ekran dondu, yorumlar gitti demiş. Alo, ses görüntü dondu. He he abi. He, ben burada kendimi izliyorum. Çok net bir şekilde görüyorum yani. Beni troll, bak işte görüyorsun değil mi Okay? Trolleri bu işte. Bakalım. Aynen. Çok net bir şekilde sesim geliyor abi. Sizde bir sıkıntı var diyelim ve devam edelim. Traore'ye de bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi en önemli olaylardan bir tanesi. 2023'te sözleşmesi bitiyor abi bu sezon sonunda. Bunun dışında gördüğünüz gibi Premier Lig'de bu sezon 26 olmak üzere FA Cup ve Carabao Kupası, EFL Cup'ta da toplam 4 olmak üzere 32 maça çıkmış. 3 gol, 1 asist, istenilen bir performansı da sergileyemiyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Adama Traore konusunda da önemli gelişmeler var arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Tabii ki de görüşülen oyunculardan bir tanesi de kesinlikle Di Maria. Ama o konuda nasıl bir gelişme olur açıkçası ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani yönetimimizin çok fazla transfer hedefi var arkadaşlar. Bunun dışında da hemen ekrana da şöyle bir şey getirmek istedim. Transfer bilançolarımız arkadaşlar. Devre arası transferleri Galatasaray'ın Nicolò Zaniolo 15 milyon euro. Kaan Ayhan 400 bin euro ve Adi Kukbey'i de bedavaya aldı. Fenerbahçe Osterwolde'yi aldı. Bir türlü göremedik 7,5 milyon euroya. Buruma'ya 4,5 milyon euro verdiler ve Samet Akaydın'a 3,8 milyon euro verdiler arkadaşlar. Dediğimiz gibi insanlar yani bilmiyorum. Galatasaray'ın yapmış olduğu 15 milyon euroluk ya da 15,5 diyelim. 15,5 milyon euroluk bunlar kaç yapmış? 4,5, 12, 15,8 abi. Yani 12 milyon euro Buruma'yla Osterwolde'yi veriyorsun. 3,8'i Samet'e veriyorsun. Toplamda 15,8 milyon euro. Yani bizim verdiğimiz paradan daha fazla para verdin yani. bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalmamızı transferler çok büyük ölçüde etkiler. Traore'nin istatistikleri çok kötü bu sezon. Aynen, kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Onu da sizlere hatırlatmış olalım. Ve son transfer haberimizi de geçelim. Bugün gerçekten güzel ve de uzun bir yayın oldu. Sonradan gelen dostlarımıza da lütfen ricamız yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Abi bu Garnacho isimli oyuncular oldu mu aklıma hep taco geliyor. Meksika yemeği geliyor. Şimdi de tabii ki de şimdi niyetliyiz. Çok fazla da yemeğe girmeyelim ama bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu çocuk gerçekten çok iyi. Sinan da bu çocuk çok hızlı demiş. Kesinlikle katılıyorum abi. Muazzam bir oyuncu. Kiralık olarak düşünüyoruz. Çünkü çok fazla forma şansı bulamıyor. Hemen onun istatistiklerini de ekrana getireyim. Hemen arkadaşlar. 18 yaşında biliyorsunuz. Daha doğrusu 19 yaşına girecek. 94'lü. Hemen onun istatistiklerini de şuradan ekrana getirelim. Çok fazla forma şansı bulan bir oyuncu değil. Galatasaray gerçekten muazzam bir transfer yapmış olabilir. Bu da yani Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünülüyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. İspanyol oyuncu, Madridli. 25 milyon euro bir değeri var arkadaşlar. 1,80 boyu. Sol açıkta oynuyor. Maçların geneline gireriz. 2004 doğumlu, 18 yani 19 yaşına girecek Temmuz'da. 25 milyon euroluk bir değeri var ve 2024 yılında sözleşmesi bitiyor ama burada da belirtildiği gibi artı bir opsiyon ihtimali var. Yani Manchester United bu opsiyonu kullanabilir arkadaşlar. Onu da sizlere hatırlatmış olalım. Yani sözleşmesi muhtemelen 2025 yılında bitecektir. Ama genç kiralayabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi ve istatistiklerini de ekrana getirelim arkadaşlar. Premier Lig, Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 32 maça çıkmış. 5 gol, 6 asist. Bence 18 yaşındaki bir oyuncu için muazzam bir
performans olduğunu da sizlere hatırlatalım. 18 yaşındaki Garnacho'yu alırsak muazzam bir hamle yapmış oluruz. Onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bakalım. Fatih Sultan, birinci Erden Timuran da Garnacho'yu bize vermezler Emre, imkansız transfer demiş. Abi yani biz isteklerimizden bir tanesi. Bu transfer gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Birazcık da bizim yönetimimize, oyuncuya ve Manchester'a da bağlı bir durum söz konusu. Ama geliştirmek için belki de verebilirler. Sonuç olarak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak abi. Bakalım Sinan, bu Sinan bu pragmatik akıllandı galiba bu sefer yemedi demiş Avin abi. Yeni trolleri düşünmemiz lazım. Aynen, yeni trollerle gelin arkadaşlar. Ben nasıl size yeni haberlerle geliyorum, yeni yayınlarla geliyorum, yeni gelişmelerle geliyorum. Siz de yeni trollerle gelin arkadaşlar lütfen. Sinan buluruz bir şeyler demiş. Sinan bulmuş bile, hayırlısız. Garibanımı trollemeyin, üzülüyorum demiş. Vallahi Okay sen yoksun burada, bana neler neler yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten sizlere desteğinize ihtiyacım var. Bunlar çünkü çok çok tehlikeliler abi. Yani gerçekten eğer bu kanala bir şey olursa, gerçekten düşmanlarımızdan, bizi sevmeyenlerden değil, aslında bizim moderatörlerimizden gelir yani. Sinan'dan, Havin'den, anlatabildim mi Okay? Dikkat etmek lazım bunlara açıkçası. Diyelim ve devam edelim. Açıkçası güzel bir transfer olur arkadaşlar. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Alejandro Garnacho Galatasaray için güzel bir opsiyon. Kerem'in yerine, hatta satın alma opsiyonunu diyeceğim ama 25 milyon euro ve yani United'ın da çok beklentileri olan bir oyuncu. O yüzden transfer zor ama en azından minimum şöyle bir yıl ya da iki yıl kiralayabilirsek muazzam muazzam bir gelişme olur arkadaşlar. Fatih Sultan Birinci, Erden Timuran, Emre, Ayberk Krapo diye bir çocuk var Manisa'da. Ona da uğraşıyor takım demiş. Bunun dışında Fatih Sultan Birinci, Erden Timuran da Manisa'da City falan izlediği çocuğu demiş. Abi işte birazcık yurt içindeki yeteneklere de ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. O konuda da katılıyorum. Yani Galatasaray'ın biraz yurt içi piyasasına daha fazla hakim olması lazım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Biliyorsunuz 20.30'da akşam Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Galatasaray Nef bir basketbol mücadelesine çıkacak. Belki onun öncesinde bir maç önü yayın yapabiliriz. Değerlendirmeler yapabiliriz. Sonrasında gece yayınımız var zaten biliyorsunuz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Ama bildirim gelmese bile her gün, her gün saat 1'de, gece 1'de ve gündüz 1'de, yani saat 1'i gösterdiğinde Türkiye'de yayınımızı açın. Emre Kayık YouTube kanalına sizleri bekliyoruz. Her gün saat 1'de ve Avrupa'da da her gün saat 12'de, yani gece 12'de ve gündüz 12'de yayınlarımız var ama Türkiye'de 1'de. Sizleri çok seviyoruz. Son gelen mesajlara bir bakalım. Sinan kardeşim, güzel bir yayın oldu, emeğinize sağlık, görüşmek dileğiyle demiş. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan akşam maç öncesinde veya en kötü gece yanında tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.